Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, taşınmayla gündeminiz var. Özellikle iş ve kariyer konusundaki bir taşınmayı gösteriyor. İş değişikliğine gideceksiniz ya da uzun süredir beri iş konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani sektör değiştirmek istiyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili fırsatınız önünüze gelecek gözüküyor. Ama şu var, birinci denemeniz size hüsrandan sonuçlandıracağı için bu konuda ikinci denemeyi de göze alın. Yani ısrarcı olun, biraz da isteğinizde vazgeçmeyi düşünmeyin. Çünkü birincisi sıkıntılı olacak ama ikincisi sizin için tam istediğiniz gibi olacak gözüküyor. Evin içerisinde tadilat konusu gündeme gelecek. Hani bu zorunlu olacak bu arada. O yüzden cebinizden çıkacak bir miktar para var. Ama onun dışında evin içerisinde bir müjde, özellikle çocuklu aileler için. Çocukları ile ilgili duyacakları belki bir sınav, belki onların özel yeteneklerinden birisinin keşfi veya bugünlerde yaşanılacak olayların farklı boyutlarda onların takdir edilecek bir durumu söz konusu olacak. Meşale gibi etrafınızı aydınlatıyorsunuz. Bu dönem hissiyat konusunda çok yüksek olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Ki zaten balık burcu zaten hissiyatı kuvvetlidir ama bunun bir boyut atlaması olarak düşünün. O yüzden elinizden çıkan bir kısmetin geri gelmesi, sizin bazı şeylerde hani kendime gelince işe yaramıyor mu dediğiniz nokta, mantığınıza çok güveniyorsunuz. Mantıksal düşünmeyin, duygusal düşünün. Bu aralar mantıksal kısmından çıkmanız gerekiyor. 5 rakamı sizin için önemli. Elinizden kaçırmak üzere olduğunuz bir fırsatı değerlendirme açısından onaylanma, imza atma olarak gözüküyor. Bu da ileriki dönemde hani aceleye geldi ama sıkıntı mı olur diye düşündüğünüz konunun aksine size büyük bir fırsat kapısı açması gözüküyor. Yani geçmişte bir şeyden korkarak veya tedbir alarak riski çok aza indirerek yapmaktan kaçtığınız bir şeyden şimdi kâr elde edeceksiniz. Burası borsayı söyler, yatırım yaptığınız konuyu söyler veya bir arsadır. Şimdi onun değerlenip farklı bir şey, o zaman aldığıma pişman ettiler dediğiniz daha öncesinde. Şimdi ise katlanarak sizin elinize geçmesi olarak gözüküyor. İsminde B harfi veya P harfi olan bir kişinin 2 vakittir beri size engel olmaya çalıştığı konulardan kendi ayağına dolanması durumu var. Yani bu kişi her ne yaptıysa buradaki dönüş kendisine olmuş ve kendi ayağını kaydırmış olarak gözüküyor. Özellikle iş yerinizde rakibiniz olarak görülen bir kişinin kendi kendine diskalifiye olması gibi düşünün bu yarıştan. Yolculuk, 2 tane orta vadeli yolculuk var. Yani ne uzun ne kısa, 500-600 kilometrelik bir yoldan bahsediyorum. Burada iş konusu değil ama özel hayatla ilgili, özellikle hani bayram var, o yüzden ziyaret ediyoruz diyebilirsiniz ama bu bayramın dışında bir şey. Onu da söyleyeyim, biraz mecburiyet içeriyor. Buradaki durumda bir üzülüp bir tane de sevineceğiniz haber alacaksınız. Bir maddiyat konusunda biraz üzülebilirsiniz ama manevi anlamda da sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Geçmişini kucaklamaya çalıştığınız birisi, hani bunu hayatınıza aldığınız kişinin geçmişte ya çok hovardadır ya işte kötü yolda kötü işler yapmıştır. Bu konularla ilgili bir ismi, bir namı vardır. Ama siz şimdi sizin hayatınızda bu konuda ondan herhangi bir zarar görmüyorsunuz. Şimdi bu konuda onun mesela size olan minnettarlık duygusuyla birlikte size bir kapı açması var. Yani bu iyiliğin altında kalmamak veya size destek olmak amacıyla iş kurma veya sizinle birlikte ortak çalışma veya sizin işinizi kolaylaştırma çabası da takdir edilecek bir durum olacak. O yüzden emek verdiğiniz şeylerin çiçek açması dönemi diyebiliriz. İsminde F harfi olan bir kişinin yalanlarıyla uğraşacaksınız. Şimdi bu yalan bir günde söylenmemiş tabii. Geçmişten beri söyleniyor ama bu sefer kendi hani başkasının üzerine atamamış, kendisinde kalmış ve bunun cezasını çekecek bir nevi. Kendi dilinin yarasını çekecek. Siz de göreceksiniz. Hatta cezayı da siz vereceksiniz.
Evinize büyük bir eşya alımı var. Özellikle hani bir şeyin prototipi diye düşünebilirsiniz. Mesela biz çocuklara akülü araba alırız ya, onun gibi. Ama bu biraz sizin yetişkinlere göre, büyüklere göre bir şeyin model versiyonunu alacaksınız gözüküyor. Yurt dışı seyahatiniz var. Bu piyangodan çıkar gibi çıkacak. Ve burada size hani gittikten sonra özellikle ya gel burada hazır gelmişken çalışsak mı kısmını da gündeminize getireceksiniz. Hayal kurduğunuz yerler var ya işte o hayallerin tam zamanı. Özellikle 5. ayda gerçekleştireceksiniz ama bugünlerde zeminini hazırlayacaksınız. Bu konudaki artık düşüncenizi uygulamaya geçirme zamanınız olarak gözüküyor. Bir şeyleri yerine getirmek isterken hani bir şeylerden fedakarlık mı etmem lazım? Hayır, hepsini bir arada yürütebilirsiniz. Burada planlamayı doğru yapmanız lazım. Burada duygularınıza hani siz bazen balık burcu duygusal olarak mesela sabah erken kalkmayı sevmez ama geç yatar ve bunu o zaman telafi edebilir. Düşünce tarzında ya da işleri ona göre organize ederek yerine getirebilir. Biraz home office çalışma yöntemine daha baskın olacak ve bunu da yaparken de internet üzerinden yapacağınız işlerden kâr elde etmek olarak düşünebilirsiniz. Yüreğinizin yangını sönecek. Hayatınızdaki ilişki konusunda bir süredir beri hayal kırıklığı uğradığınız yerden sizin toparlanma durumunuz var. Evlilikler dahilinde söylüyorum arkadaşlar. Sevgililer anlamında size yeni seçenekler geliyor. Tabii bunu söylemek biraz tuhaf olacak ama yanlış anlaşılacak durumlar. Hani ilişkinizin bitmesi değil. Bitmeden size yeni seçenekler gelecek. Burada bence kendinizi en rahat ettiğiniz yeri seçin ama balık burcu hafızasında geçmişi unutmaz. Pişirir pişirir karşıdakinin önüne yeniden sunar. Ne kendinizi affedebilirsiniz. O yüzden kırılan yerden kırın, tekrardan onarmaya çalışmayın. Sonrası süreçte de karşıdaki kişiyi yiyip bitirmeyin en azından. O yüzden kendinize de iyilik yapın, oraya da iyilik yapın. Biteni gönderin, bitmeyen şeyi eğer evlilik dahilindeyse toparlayın ama evlilik dahilinde değilse temcit pilavı gibi tekrardan ısıtıp insanın karşısına sunmak istemiyorsanız kendinizi de özgür bırakın, onu da özgür bırakın. Büyük bir balık kısmet, özellikle devlet kapısında beklediğiniz bir şeyin satışından gelecek olan bir para gözüküyor. Bu konuda da büyük toplu bir para alacaksınız. 3 tane de sevineceğiniz haber var. Arkanızdan iş çeviren aile büyüklerinden birisi hani benim dediğim olacak diye tarzında çabalayan kişinin artık sizin isteklerinize boyun eğmesi, sizin dediğinizi kabul ediyor olması gözüküyor. Bu anlamda da ferahlığa çıkacaksınız. Balık burcu bu dönem hayatında 3 tane dileği var. İlişkiler konusunda istediğine kavuşacak. Bu anlamda hani bugün yarın diyebileceğimiz bir şey de yok. Özel bakımlarda bugün yarın deriz de buradaki genel anlamda olunca şu var. Bu 15 gün içerisinde hayatınıza eski versiyon var ama bir de yerine versiyon daha ilişki anlamında gelecek olarak gözüküyor. Gücünüzü katlanıp etrafınızdaki insanların da sizin bu gücünüzden faydalanmasını sağlayacağınız şifacı yönünüzün ağır basacağı veya şifacı yönünüzü daha aktif kullanacağınız bir dönem var. Akrabalık ilişkilerinden hem nazarınız var hem para kaybınız var. O yüzden akrabalarla para alışverişinde bulunmayın. Giden geri gelmeyecek ama yurt dışındaki iki ayrı kısmet halinize girecek ve bir kaplumbağa ev ya da evlilik konusundaki dileğiniz de gerçekleşecek. Bir tane, tek bir tane kalben çok istediğiniz bir şey var. Vakit bile yok. Bir Nisan şakası gibi belki de hayatınızda karşınızda belirebilir olarak gözüküyor. Evet, balık ve yükselen balıklar için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatıyorum tekrardan arkadaşlar. Balık burcu her seferinde en sona kalmıyor bu arada. Sitemleriniz için söylüyorum. Bu ay Koç burcunun doğum tarihi ve ben her seferinde her burcun doğum tarihine göre baktım. Bu yorumlarda ona göre başladım. O yüzden bu ay bir sonraki Nisan'ın son 15 günde de Koç burcundan başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.